Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında çember konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sizlere çemberde kiriş özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet kiriş özellikleri kitabımızda sayfa numarası 159, 160, 161 ve 162'de. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde kiriş dediğimiz şey neydi? Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasıydı. İşte şuradaki AB'ye biz kiriş adını veriyoruz. Ve çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi ikiş eş parçaya ayırır, yayı da iki eş parçaya ayırır. Yani ben burada bir anahtar kelime söylüyorum. Bu da çok kullandığımız bir anahtar kelime. Merkez varsa, kiriş varsa çek dik diyorum ki gerçekten de böyle. Peki sebebi niye? Hocam çizilen dik niye burayı ikiş parçaya ayırıyor? Çemberdeki en etki silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Bak yarı çapları çizince ne oldu? Bu da yarı çap bu da yarı çap. İkiz kenarda çizilen dik tabanı keş parçaya bölüyor ondan dolayı. Bak ek çizimler üçgenlerde önemliydi. Burada da ek çizimi kullanınca hatta ikiz kenarlı ek çizimi çok, çok önemliydi. İkiz kenarlık ek çizimden ispatı geldiği için bu da önemli anahtar kelimelerden biri. Her zaman ispat tekniğini mi yapacağız? Hayır. Burada gördüğünüz üzere ispatı gördünüz. Aklınızda kaldı ve kodlamayı da yaptık. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Kirişi keş parçaya bölüyor. Ve aynı zamanda açı ortay ya burası. Hocam burası alfa, burası alfaysa merkez açıdan dolayı. Burası da alfa merkez açıdan dolayı. Burası da alfa oluyor. Daha açılara gelmedik ama bu yaylar da birbirine eşit oluyor. Ama bizim işimiz uzunlukla ilgili. Buna dikkat et. Yani şuradan dik çizdiğimizde AC ile CB birbirine eşit oluyor. Ve hatta AD yayının uzunluğuyla ya da ölçüsüyle ne eşit oluyor? DB yayının uzunluğu ya da ölçüsü birbirine eşit oluyor diyebiliriz arkadaşım. Evet çemberin en uzun kirişi neydi arkadaşlar? Çap değil miydi? Evet çaptır. En uzun kirişimiz çaptı. Kirişlerin uzunlukları merkezden uzaklaştıkça ne olur? Küçülür. Arkadaşlar şimdi kirişlere bakar mısın? Bu çap. E şöyle yaptığım zaman ne oluyor? Daha da küçüldü. Bak böyle daha da küçüldü. Bak böyle daha da küçüldü. Şöyle daha da küçülüyor görüyor musun? Merkezden uzaklaştıkça çapımız ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. Yani burada AB kirişi büyüktür. CD kirişi diyebiliriz değil mi? Merkezden geçen kiriş en büyük kiriştir zaten. Ee, kiriş en büyük çaptır. Evet. Merkeze eşit uzakta olan kirişlerin uzunlukları da birbirine eşit oluyor. Sebebi de çok basit arkadaşım. Niye? Şuradan şöyle çizecek olursak. Yani şunlar birbirine eşitse şu kirişler de birbirine eşittir diyor. Bak şu kirişlerin eşitliğini ispatlayacağız şimdi. En güzel ek çizim yarı çap değil midir? Evet yarı çap. E buradan da bir yarı çap çizersek böyle yarı çap. E bunlar birbirine eşit ya. Çizgiye çizgi. R yeri. Ye. O zaman burası da çift çizgiyse burası da çift çizgi olmak zorunda. Kiriş iki eş parçaya böler. Dolayısıyla buradan AB kirişi ile CD kirişi ne olmuş oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Evet gençler. Merkezden bak iki tane kiriş varsa. Bu kiriş merkeze eşit uzunluktaysa bu kirişler ne oluyormuş? Bu kirişlerin uzunlukları birbirine eşit oluyormuş. Tamam. Bunu öğrendik. Bir de Eşit uzunluktaki kirişlerin aralığındaki yayların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşım. İspat da çok basit yine. Şuradan yine bir böyle çizecek olursak hocam burası da e oldu ya alfa alfa ise e bu da eş üçgen burası da alfa alfa. Bu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsüyle ne olacaktır arkadaşlar birbirine eşit olacaktır. Yani burada eşit iki kiriş varsa AB kirişi ile CD kirişi birbirine eşitse buradaki CD yayının ölçüsüyle ya da uzunluğuyla bu sefer ölçüsü yazalım isterseniz. AB yayının ölçüsü birbirine eşit oluyor. Yani bir öyle bir çember gördünüz. Bu çemberde şöyle bir kiriş var ve bir de şöyle bir kiriş var. Bu kirişlerin eşitliğini gördüğünüz zaman bu yayların eşitliğinden de söz edebiliriz. İspat yine bildiğimiz şeylerden geliyor. Evet şurayı da yazmayı unutmuşuz. Merkez eşit unuttur, kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi nereye geldik? Sorulara geldik. Sorulara bakalım. Arkadaşlar böyle bir şey verilmiş. AB uzunluğu da 8'i vermiş. A merkez var, kiriş var. Çek dik olmuş. İki eş parçaya böler mi? Böler. 4 4. Çemberin yarıçapı isteniyor. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap. 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. Yani yarıçap böylelikle 5 olarak buluruz. Evet. Bak, bak, bak. Buradan gelen yayı iki eşit parçaya bölmüşse bu nedir? Dik değil midir? Evet. Hocam bu diktir. E merkez kiriş çektik olduğunda şu kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Sonra bizden ne isteniyor? AB uzun isteniyor. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman en etkili silahımız nedir? Yarı çap. E hocam yarı çap uzunluğu belli mi? Belli. 8 burası 2 burası. Yarı çap uzunluğu 10. Hocam şöyle bir yarı çap çizersem eğer. 10 değil midir yarı çap uzunluğu? Evet. Bak burada bir dik üçgen geldi. Dik üçgende 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 6 yapar. 6 yapar. AB uzunluğu da kaç yapar o zaman? 12 yapar. Evet örnek 12 12 oldu. 13'e geldik. Ali Bey uzunluğunu 7 gibi vermiş. Vay. Şimdi. Merkezi varsa, kiriş varsa o A uzunluğu isteniyor. Çek, dik yapabiliriz. Ya da. Ya da ya da ya da ya da ya da. Tamam yapabiliriz. Farklı bir yoldan da şöyle de çizebiliriz. Hocam en güzel ek çizim yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Bu da x değil midir? Evet. E bu da x kenar oldu. 45, 45, 90 üçgeni. 7 kök ise 7, 7 yapar diyebiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda merkez varsa kiriş varsa çektik. iki eş parçaya böldü. 7 ise 7 kök 2 bölü 2 burası. 7 kök 2 bölü 2 burası. Hocam 45, 90, 45 üçgeni çıktı. E burada Pisagor bağıntısı. 7 kök 2 bölü 2'nin kök katı x'e eşit olur. 7 kök 2 bölü 2'nin kök katı. Kök ile kök 2'nin çarpımı 2. O zaman cevap ne yaptı? 7 yap. Evet merkez varsa. Kiriş varsa. Çekdik. Evet şöyle bir örnek. Arkadaşlar burada da ne demiş? A, B ile CD birbirine eşit verilmiş. Arkadaş şu kiriş uzunluğuyla bu kiriş uzunluğu birbirine eşitse o zaman şu merkeze eşit uzunlukta değil midir? Evet. E, bunlar birbirine eşittir o zaman. O, F ve O, E'yi vermiş. 2, X, eksi 6 vermiş. Bir de X artı 4 vermiş. Bunlar birbirine eşittir. E buradan da X ne oldu o zaman? 10 oldu. Bizden de 10 isteniyor. Cevap 10 oldu. Sonrakine geldik. Heh şimdi küçüktür. Arkadaşlar şimdi bir yorum yapalım. Sizinle birlikte gelin bir yorum yapalım. Şimdi bir çember olduğunda elimizde bir çember olduğunda biraz önce ne dedik? Merkeze eşit uzunlukta olduğu zaman hani şöyle bir kiriş ve şöyle bir kiriş olduğu zaman şu eşit uzunlukta olduğu zaman kirişlerin uzunlukları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu değil mi? Şimdi tamam bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Şuraya AB diyeyim şuraya da CD diyeyim isterseniz. Eğer AB kirişi ve CD kirişi birbirine eşitse bunlar eşit uzunluktadır. Peki ben burada merkeze yakınlaştıkça mesela AB'yi ben merkeze yakınlaştıracak olursam böyle. Ne oluyor? AB merkeze yakınlaştıkça bizim kirişimiz daha da büyümüyor mu? O zaman bak şimdi yoruma bak. Bunlar yorum. Ben biraz önce şunu biliyordum. Şu uzunluklar birbirine eşitse kirişler eşittir. E, ya da kirişler eşitse uzunluklar birbirine eşittir dedik. Peki ben AB ye kirişini büyütmek için merkeze yakınlaştırmam lazım. Merkeze yakınlaşırsa şuradaki uzunluk ne oluyor arkadaşlar? Buradaki uzunluk daha da küçülüyor. ha o zaman AB uzunluğu CD uzunluğundan büyükse eğer şuradaki uzunluk buradaki uzunluktan küçüktür diyebiliriz. Ya da tam tersi. AB'yi daha da uzatacak olursam o zaman buradaki ne oluyor? Daha da büyüyor. O zaman buradaki yorumda ne oluyor arkadaşım? Buradaki yorumda şu oluyor. Ee, AB kirişi CD kirişinden eğer küçükse merkeze daha da fazla uzaklıkta olmuş oluyor. Yani şuradaki uzunluk buradaki uzunluktan daha da büyümüş oluyor. Bu özelliği vermedim ama bunu sen kendin yorumlayabilirsin. Tekrarlayalım mı? Evet şu kirişler eşit uzunluktaysa merkeze olan uzaklar eşit. Eğer kiriş merkeze yakınlaştıkça bu uzunluk küçülüyor. Yani AB CD'den daha büyükse şurası burasından daha küçüktür. Ya da AB küçüktür CD olursa o zaman daha da şuradaki uzunluk daha da büyük olmak zorunda bu uzunluktan dolayı. Evet şimdi OE uzunluğu neresi? OE. O, F'den daha küçük verilmiş. Arkadaş merkeze daha yakın olduğu için ne olmak zorunda şu CD kirişi? CD kirişi büyüktür. AB kirişinden olmak zorunda değil mi? Evet. CD'yi zaten 2x artı 5 vermiş. Büyüktür. AB kirişinden yani 4x eksi 7'den. O zaman bunu buraya attık. Bunu buraya attık. 7 5 daha 12 büyüktür. E, 2x yaptı. Buradan 6 büyüktür. X geldi. Yani x küçüktür. 6 geldi mi? Geldi x'in en büyük değeri soruluyor bize. En büyük alttan küçük en büyük değer ne olur? 5 olur. Yani cevap 5 yapar. <laughs> Geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada da ne demiş? CD kirişi merkeze AB kirişinden daha uzak. Bak CD daha uzaksa. Arkadaşlar CD kiriş merkeze daha uzaksa o zaman CD kirişi AB kirişinden daha da ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. E, CD'yi zaten ne vermiş? 2X artı 11 vermiş. O zaman AB'de 3X artı 5. Küçük olmak zorunda. O zaman bunu buraya attık. 6 küçüktür X yapar. Yani 6 küçüktür X demek. X büyüktür 6 demek. X'in alabileceği en küçük tam sayı değer kaç oluyor? 7 oluyor. Örnek altta 7 oldu. Bunlar yorumdur. Yorum gücünüzle bunları yapacaksınız. Tamam. Evet geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de de AB kiriş verilmiş. Eyvallah. R yarı çap verilmiş. Tamam. R de 11 verilmiş. X'in alabileceği en büyük tam sayı değer. Hmm. AB çap ya arkadaşlar. Şimdi AB çap. AB çap olduğu için şimdi çapın uzunluğu da kaç verilmiş? 2x artı 4 verilmiş. Arkadaşım bu çap böyle de olabilir mi? Hatta böyle de olabilir mi? Hatta tam merkezden de geçebilir mi? E, geçebilir. Aa, bizim en büyük kirişimiz çaptı. Zaten x'in alabileceği en büyük değer. Yani AB'yi en büyük kiriş yapmam lazım benim x'in en büyük değerini bulmam için. Yani merkezden mi geçmesi lazım? Evet. O zaman ne diyeceğiz? 2x artı 4'ün ne olması lazım arkadaşlar? Çap olması lazım. 11, 11, 22'ye eşit olması lazım. 22'ye eşit olursa eğer ne olacak? 22'ye eşit olursa eğer o zaman biz burada şeyden bahsedebiliriz. Ama şimdi şöyle bir şey de verilmiş arkadaşım. Bak A1 kirişi o çemberin merkezi demiş. A1 kirişi merkezden geçmiyor. O zaman ne olmak zorunda bu 2x artı 4? Kesinlikle ama kesinlikle 22'den küçük diyebiliriz. Yani bu e, aslında tam olarak böyle belirtmeliyiz de böyle. E, o çemberin merkezi olarak vermeseydim burada. Bak merkezinden geçmediğini gösteriyorum. Çemberin merkezi olarak burayı böyle göstermeseydim eğer. O zaman tamam 2x artı 4 küçük eşittir 22 derdim. Ama burada merkezden geçmediği belli mi? Belli. O yüzden e, bu ne olmak zorunda? En büyük kiriş çap ya. Çaptan küçük olmak zorunda buradaki kiriş uzunluğu. Yani buradan 2x küçüktür 18 deyip x küçüktür 9 diyebiliriz. En büyük değeri de kaç olur o zaman? 8 olur diye söyleyebiliriz. Yani örnek 17'yi 8 buluruz. Geldik örnek 18'e. Merkez varsa kiriş varsa hop çektik. Hocam 8'i iki eş parçaya böldü değil. Kirişi iki eş parçaya bölecek. Kiriş ne? Hocam şurası tamamı 10. Onu iki eş parçaya bölecek. 5, 5. Ne kaldı o zaman buraya? 3 kaldı. E 3, 5, 3, 4, 5, 3 kendinden 4 çıkar burası. O noktasının AB'ye olan uzaklığı isteniyor. O noktasının AB'ye olan uzaklığı da kaç oldu o zaman? 4 oldu. Yarı çap istenseydi ne yapacaktık? En etkili silahımız yarı çapı. Şöyle çizip yarı çap da bulacaktık. Pisagor bağıntısından. Evet geldik. Örnek 19'a. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Kirişi keş parçaya bölecek. 14'ü değil dikkat tamamını 18 14 4 daha 18 yani 9 9 yapacak buraya ne kaldı 5 kaldı hocam şurası 9 ya 9 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgeninden yani şuradaki dik üçgenden burayı kaç buluruz 12 buluruz sonra burada da bir, bir pisagor bağıntısı var 5 12 13 üçgeninden x'e 13 çıkar yani örnek 19 13 oldu geldik örnek 20'ye Şimdi daha öncesinde de söylemiştik. İlk dersimizde de söylemiştik. Teğet olunca. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Uzunlukta bundan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Hatta teğet için ayrı bir başlığımız var. Orada ayrı bir şekilde bahsedeceğim. Bak merkez var teğet var. Çek dik. Tamam çek dik. A küçük çemberin yarıçap 5. yarıçap bizim için önemliydi. Burası 5 oldu. Bu arada büyük çemberde kiriş olduğu için merkezden kirişe çizilen dik kirişi keş parçaya bölmez mi? Böler. E burada da bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. 5 var, 13 var. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12 çıkar burası. Hocam burası 12 ise burası da 12 ve toplamda burası 24 yapar. Benden de BC uzunluğu isteniliyor zaten. Yani örnek 20'yi böylelikle 24 buluruz. 21'e geldik. Ne yapıyoruz? Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Hop çektik. 13'ü değil tamamını 18'i iki eş parçaya bölecek. Böl bakayım iki eş parçaya. Hocam 9 yapar burası da 9 yapar. Yani buraya ne kaldı? 4 kaldı. Sonra bakıyorum buraya. A burada dikten dik çizilmiş. Yani ne var? Öklit bağıntısı var. Benden de OB uzun isteniyor. O zaman OB'ye ait öklit bağıntısı uygulayalım. Yani x'in karesi direkt nedir arkadaşım? Şu çarpı tamamı değil midir? Evet. Yani x kare eşittir 9 çarpı. Bak normalde h kare eşittir p çarpı k'dan burayı bulup sonra pisagordan x'i bulabilirsiniz ama öklit bağıntısında şu kenarı bulmadı, direkt bulabiliriz. Sağ tarafta sağa dayalı x'in karesi bu çarpı tamamı. Yani 9 çarpı 13'e eşit olacaktır. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 9 çarpı 13'ün kare kökü 9 dışarıya 3 diye çıkar. Ve cevap da böylelikle 3 kök 13 yapar. Evet örnek 21, 3 kök 13 oldu. Geldik örnek 22. Ye. Kısa kenara ad. Şurası. Uzun kenarı çemberin çapının 2 katına eşit olan CD Evet çemberin çapının 2 katına eşit olan çapının iki katına eşit olan CD olan ABCD dikdörtgeni ile oluşturan vestiyerde DM ve NC eşit uzunluktadır. DM ve NC eşit uzunluktadır. Arkadaş şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitmiş. Şimdi şöyle bir çember vereyim mi? Çemberin bir kısmı alt tarafta şöyle. Yani şöyle bir şey yapayım ben burada tamamlama yapayım. Arkadaşım burada merkez burası. Merkez varsa bak burada da bir kiriş olursa. Kirişi varsa çektik. Kirişi keş kiriş parçaya böldü mü? Böldü. Aa hocam çizgiye çift çizgi çizgiye çift çizgi. Tam DC'nin ortası oldu burası. Ve bunlar da kaçmış? 19 19 olarak verilmiş. Arkadaş şuraya bir AA dersem. bana bir de ne demişti? Şöyle bir şey demişti. Çemberin çapının iki katına eşitmiş şu uzunluk. Arkadaşlar çemberin çapının iki katına eşit. Burası kaç? A artı 19'u A artı 19. 2A artı 38'in yarısı Kaç yapar? A artı 19 yapar. Çemberi çapı. Arkadaş şöyle. Çemberin çapı kaç yaptı arkadaşım? A artı 19 yaptı mı? Yaptı. Peki. Ben bunun A artı 19 olduğunu biliyorum. Çember merkezinin DC olan uzatlığını da biliyorum. 8 diye vermiş burada. E bizim yarı çap uzunluğumuz da belli mi? A artı. Çapımız belli. A artı 19. Yarı çap uzunluğu da belli o zaman. En güzellik çizim. Yarı çap. Al sana yarı çap. Burası da A artı 19 bölü 2 değil mi? Evet. E sonra burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Hadi yapalım bakalım Pisagor bağıntısı. Normalde A artı 19'un karesi bölü 2'nin karesi pardon. Bölü 2'nin karesi eşittir 8'in karesi artı A'nın karesi deyip işlem 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 yapabiliriz. Ya da hisset 8 varsa ya 6 8 13 gelir 6 koyarsam 25 bölü 2 10 yapmadı burası. Ya da 8 15 17'dir. Peki A yerine 15 yazarsam eğer bakın A yerine 15 yazarsam 15, 19, daha 34, bölü 2'ye 17. Burası 17 yapıyor mu? Yapıyor. Yani 8, 15, 17 sağlandı. A'yı böylelikle 15 olarak buluruz. Nasıl? Hissiyat, maneviyat. Hissettik kardeşim. Çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Arkadaş burası yarı çapı değil mi? Evet. Yarı çap direkt kaç çıktı o zaman? 17 çıktı. Örnek 22. Korkmayın. Sayılar gıcık olsa bile sizler artık bu tür şekildeki soruları nasıl bulacağını biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hissediyorsunuz değil mi gençler? Hisset, hisset, hisset. Evet örnek 22. 17 oldu. Geldik örnek 28'e. Vay. Bir katlama var arkadaşlar böyle. Şöyle katlama. Çemberde katlama. Hiç önemli değil. Açıp ka kardeşim katlamayı. Şöyle açtık. Evet katlama da üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Şu şöyle katlanmış. A, O'ya gelmiş. Hocam bir daha en de aynı doğrunun üstünde gitmiş. Ya da bu açıyla bu açı birbirine eşit. 180'e tamamlıyorsa bunlar 90-90 olmak zorunda. Sonra OB uzunluğunu 4 vermiş. E hocam ben şuraya bir A... o Bak yarı çap uzunluğu 4. Yarı çap uzunluğu 4. Hocam burası da 4. Yani burası 2. Burası 2 mi oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız? E, en güzel ek çizimimiz yarı çap çizmek kardeşim. E, yarı çapı çizelim o zaman. Hocam yarı çap. Merkez burada değil mi? Evet. Al sana yarı çap. Çizdiğin yarı çapı. Yarı çapı çizince yarı çapın kaç olduğunu biliyorsun sen. 4 olduğunu biliyorsun. Şurayı 4 yazarsın. Aa, burada bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısından burayı buluruz. Hatta 90'ın karşısı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. Burası da 60 yapar. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 yapar. Şimdi benden x isteniyor. x e ait de şöyle şu dik üçgen yok mu? Var. Bir kenar kaç? 2 kök 3 diğer kenar 6. O zaman burada işlem yapacağız arkadaşlar. Pisagor bağıntısı. Ya da hocam burası 60 derece ya. Bak şimdi bu açıyla bu açı birbirine eşit ve 4'e 4 çıkıyor. Toplamları da 60 ise burası da 30 burası da 30 oldu mu? Oldu. Büyük üçgen de 30, 60, 90 üçgen oldu. 30'un karşısı 2 kökü ise 90'ın karşısında kaç yapar? Direkt 4 3 yapar. Pisagor bağıntısından da yine sonuca ulaşabilirdin dostum. Ya da ben bu şekillerde yapmaya çalışıyorum. Hani şekil biraz bozuk çizilmiş arkadaşlar. D noktası keşke biraz daha böyle burada olsaydı. Ee, daha güzel bir şekilde olacaktı ama. Neyse idare edin. Şekil biraz da anlaşılır yani. Çok da şey kötü bir şekilde değil aslında böyle. İstersen burada da yapabilirdin. Şu katlanmış böyle ya. Şu katlanmış böyle ya. Katlanmışı açtın. Yani şunlar şunlar birbirine eşit. 2 2 değil diye söyleyebilirim. Şu şekil üzerinde de şurayı da bulmaya çalışabilirdin. En etkili silahımız yarıçap 4 30 60 90 üçgen çıktı. Burası 2 kök 3. E, bu 4 4 ya bunlar da 30 30. Bak buradaki çözüm daha kolay oldu. 30'un karşısı daha anlaşılır oldu daha doğrusu. 2 3 ise 90'ın karşısında ne olacaktır? 4 kök 3 olacaktır. Evet 4 kök 3 olarak bulduk cevabı. Yani bizden x deniyor. x 4 kök 3 olur. Örnek 23 4 kök 3. Geldik örnek 24'e. Bir masa tenisi masasının düz zemindeki görseli şekildeki gibidir. Şöyle bir masa tenisi. Şu masası bunlar da ayakları galiba. Masanın ayakları merkezleri O1 ve O2 olan iki tane eş kesik daireden oluşmaktadır. Kesik daire. Evet Merkezi burası olsun. Merkezi burası olsun. Eş kesik daire. Yani şöyle normal daireler bu şekilde değil mi arkadaşım? Evet. EM FN 80'miş. Arkadaşlar merkez varsa kiriş varsa çek dik. 82 eş parçaya böler 40 40. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Kirişi iki eş parçaya böldü 40 40. O 1 A'yı 50 vermiş. Burası 50. A yarıçap uzunluğu 50. Hocam burası da 50. Bu masanın yerden yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar en güzelik çizim yarıçap diye midir? Evet bak yarıçap uzunluğu 50. E, burası da 50. 40 50 ne üçgeni 3 4 5'in 10 katı 30 40 50'den masanın yerden yüksekliği kaç çıktı arkadaşlar şöyle bakacak olursanız? 30 çıktı. Yani cevap 30 oldu. Güzel yazmaya çalışıyorum. Yazım çirkin diye yorum geliyor. Kardeşim çirkinlik önemli değil. Önemli olan bilgi değil mi? Evet. Örnek 24. 30 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyoruz? Eski haline şöyle bir geri açıyoruz. Hop. Açtık mı açtık. Ama bir de güzel çizsem daha güzel olacak sanki. Hop. Ah tam da güzel çizelim. Hop. Süper. 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 Harika gidiyorsun. Tamamdır. Şimdi katlamada bu buraya gelmiş. Bak o ya gelmiş oyu kullanacağım. Demek ki bu şuradaydı değil mi? Buradaki nokta buraya geldi. Ya da açtığında buradaki nokta buraya mı gelecek? Evet. Şimdi AB uzunluğu 10 kök 3 vermiş. Tamam. şimdi katlamada böyle çember katlamasında özellikle şuna bakın arkadaşlar. bu merkeze gelmişse merkeziniz dediği yola bakın arkadaşlar şöyle. Aslında katlama dediğimiz bu noktanın bu nokta buraya geliyor ya bu noktanın bu doğruya göre simetriye alınmış olmuyor mu? Evet. E o zaman burası simetriye alındığı için 90 olmak zorunda yani katladığında şöyle üste binan açılar eşit. Ve bunlar da birbirine eşit olmayacak mı olacak? Aa ne güzel bir şey çıktı burada hocam. Yarı çap uzunluğu çok etkiliydi. Buraya AA dersem bak 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 a dersem. Yarı çap uzunluğu 2a. Al sana yarı çap. Hop al sana yarı çap. Burası da 2a. Ne güzel bir şey geldi burada. 90'ın karşısı 2a. Hangi açının karşısı a'dır? 30'un. Burası da 60 oldu. Burası da a köküç mü oldu? Evet. evet. dikkat. Merkez kiriş çek dik oldu burada. Kirişi keş parçaya böler. Hocam burası da a köküç oldu. Ve Ali Bey uzunluğunu 10 kök vermişti. Yani 2 tane A kök 3 10 kök eşitse 2 adır Ondan A'yı kaç buluruz? 5 buluruz. Bizden yarı çap uzunluğu isteniyor. Yarı çap uzunluğu da 2 A'ya eşit değil mi? Bakın güzel soru arkadaşım. Sınavda çıkmaya aday soru. A yerine 5 yazdığımızda cevap kaç çıkar? 10 çıkar. Örnek 25 10 oldu. Ve geldik örnek 26'ya. Marangoz Ahmet amcanın odun kesme makinesi şekildeki gibidir. Bıçağın görünen kısmı dairesel şekildedir. Evet. Şöyle dairesel şekilde. Normalde daire böyle. Bıçağın görünen kısmı da dairesel şekilde. Bıçağın merkezinin masa yüzeyine olan uzaklığı. Merkezi burası ya. Masa yüzeyi de bak burası. E, merkez kiriş çektik. Tam buradaki uzunluk masa yüzeyine olan uzaklığını 12 diye vermiş. Burası 12. Sonra AB uzunluğu 18 verilmiş. Hocam 18 ise merkez kiriş çektikten 2 eş parçaya böldü. 9-9 yaptı burası. Bu yarı yarıçapı nedir diye soruluyor. Al sana yarıçap. En etkili silahımız. A. Pisagor. 9, 12. Ne üçgeni? 15 üçgeninden. Cevabı 15 olarak buluruz. Sadece böyle hikayeleştirilmişiz burada. Yani buna dikkat edeceksin. Yani bu sorulardan korkmayacaksın dostum. Ne verilmişse onu bulmaya çalışacaksın. Onu yapmaya çalışacaksın. Hikayeyle o uzunluklar böyle verilir. Şekil üzerinde gösterilmez. Biz onu anlayıp şekil üzerindeki uzunlukları yerleştireceğiz. Yeni nesil sorular böyle. Değil mi gençler? Evet örnek 26'yı 15 bulduk. Vay o zaman kiriş özellikleri bitti mi? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoyla birlikte çemberde açı konusuna başlıyoruz. Çemberde açı konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.